Sekizinci elimiz bir şilemeli. Altı tref oynanacak güneyden. Güneyin kayıplarına bakarsak, güneyin kayıpları körde. Öyleyse körleri yerden çakmamız lazım. Evet. Rakip karo atak etmiş. Bakalım nasıl oynamamız gerekiyor. Şimdi ilk atağı hem yerden hem elden alma imkanı var. Prensip şu. Antreyi ana elde bırak. Yani geçişi kolaylaştırmak için tekrar kare oynandığında elde kalmamız lazım. Şimdi hemen körü girdik ve ilk çakamızı yaptık. Ele demin sakladığımız karoasıyla geldik. Bir kez daha çakaya gidiyoruz. Şu anda tref onlu ile çakınca kalan bütün güneyin kağıtları hepsi alıcı kozlar. Yani şilemi artı bir çıkarmış oluyoruz. Kontrat başarılı bir şekilde yapıldı. Antreye dikkat ettik. Ana elde kalmasını sağladık. Gelelim 9. ele. Bu sefer 3 bik. Kontrat 3 bik. 2 kör, 2 karo, 2 tref kaybı var. Oyun planımız körlere yerden çakmak. Şimdi geçişleri planlamak yani antreler önemli. Rakip koz atak etti. İlk eli aldık. Şimdi köre çakmak istiyoruz. Kaç defa geçebiliriz ele? Aslında koz ve kör ruhanın dışında başka antre yok gözüküyor. Yani tref ve karolardan geçmek mümkün değil. Kozu antre olarak kullanıyoruz. Son körü de çakacağız. Evet, oyunun kaderi belli oldu. O kontrat çıkacak. 2 karo ve 2 tref kaybımız var. Kalan pikler bizim. 3 pik oynuyorduk. 9 el hazır. Son örneğimize bakalım. Güneyden 4 kör oynanıyor. Ve daha önce yaptığımız gibi hep kayıplarımızı yerden çakmak yoluyla halletmiştik sorunumuzu. Yine öyle yapacağız. Karo kayıplarına çakacağız. Burada önce hatalı bir oyun görelim. Hatalı oyun nasıl olacak? Bir bakalım. Karo. Evet. Birçok oyuncu yere geçeyim de yerden karo oynayayım. Belki ruva ya da valeyi kaçırırım düşüncesiyle koza girer. Çünkü tek geçiş kağıdı koz. İlk kötü haber gelir. Dışarıda kozlar 4-0'mış. Karo oynadık. Dama el gitti. Rakip bütün artık ne yapacağımızı anladı. Hemen koz oynayacaktır. Defansa çok iyi bir fırsat verdik batırması için. Bizim karoya çakmaya ihtiyacımız var. Halbuki kozları rakip oynuyor.
Her ne kadar empas yapmış gibi bir durumda isek bile, yani yediliğiyle ele alma imkanımız olsa bile, yerdeki ruva karo çakasına için kullanacağız. Hatta belki de kullanamayacağız. Evet, defans köre devam etti. Ne oldu? Şu ana kadar iki tane löve vermiştik. Şimdi artık kör damı da alıcı ve elimizde dördüncü karo kayıp olarak duruyor. Hiç karo çakamadık. Ezbere oynadık. Aynen bu öyle. Ezbere hemen yere geçeyim, yerden karo çevireyim. Halbuki hiç buna gerek yoktu. Başımıza böyle bir durum geleceğini düşünüp farklı oynamamız gerekirdi. Doğru oyun oynayalım. Tref hatanı asla alıyoruz. Hiç vakit kaybetmeden direkt karo oynuyoruz. Karodan iki el verirsek verelim. Önemli olan bir çaka yapabilmek. Yani amacımız iki karo bir kör vererek kontratı çıkarmak. En kötü dağılımlara rağmen. Rakip tabii ki karoyu alır almaz köre girdi. Çünkü yerde görüyor ne olduğunu. Kör dağılımının da kötü olduğunu gördük. 4-0 olduğunu bu vesileyle. Evet. Yerden ruva ile çakıyoruz. En büyük, oyundaki en büyük kozla. Ama önemli değil. Zaten bir kör vermeyi kabul etmiştik. Şu ana kadar iki karo verdik. Bir de kör vererek oyunu çıkarmamız gerekiyor. Artık defans ne yaparsa yapsın, ister pik, ister tref, ister kör oynasın, güney eli alacak ve son kozu da çekip kontratı başaracak. Dışarıda bir koz kalmıştı, onu da toplayacak. Ve bütün kağıtları artık alıcı, kontrat bu vesileyle bu şekilde çıkmış olacak. Evet, ezbere oynayınca batan kontrat dikkatli bir şekilde oynayınca çıkmış oldu. Katılımınız için hepinize teşekkür ederim.